Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için hazırlamış olduğum bir indikatörü tanıtıyor olacağım. Bu indikatörü tamamen sizlere ücretsiz bir şekilde kullanımı açık ve grafiğinize nasıl ekleyeceğinizi de videonun ilerleyen dakikalarında sizlere anlatıyor olacağım. E, biliyorsunuz ülkecek e, ciddi bir felaketten geçtik. Bununla ilgili de lütfen duyarsız kalmayalım. Yine bağışlarımızı da afada yapalım arkadaşlar. Olayın üzerinden süre geçti diye unutmamazlık yapmayalım kesinlikle. Bizim en büyük sıkıntımız Türk milleti olarak bu tarz olayları unutmak. Ondan dolayı da dediğim gibi destek olabilirseniz Çok sevinirim. Şu anda bizim e, premium indikatörlerimizde de şöyle bir durum var. Bizden indikatör satın olacak olursanız eğer ki şayet bizler de sizlerin adına afada bağış yapıyoruz arkadaşlar. Veyahut sizler kendiniz bağış yapıp tüm indikatörlerimizi %70 uygun fiyata satın alabiliyorsunuz. Bu de yine videonun sonunda sizlere tanıtıyor olacağım. Şimdi sizler için hazırlamış olduğum indikatöre Geri dönelim arkadaşlar Free Scalper indikatörümüzün ismi burada ADX ve YG uzunu diye bazı osilatör destekleri var bunları tamamen kendiniz konfigüre edebilirsiniz ben burada standart ayarları verdim aynı zamanda indikatörümüz DCA olarak çalışabiliyor yani kademeli olarak indikatörü kullanabilirsiniz. E, aynı zamanda bu indikatörü tamamen otomatik bir şekilde Tricomas, Wonderbit ya da Cryptopper aracılığıyla otomatik bota bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde seçenekli ve bu tarz indikatör paylaşımları yapan YouTube'daki tek kanal olmanın da hala gururunu yaşıyoruz. İnşallah da e, bizim gibi diğer arkadaşlar da bu şekilde indikatörler paylaşmaya devam eder. Sizler için birçok indikatörü konfigüre ediyorum. Bunlar için de yine kanalımıza bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda teşekkür için de videoya beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi... İndikatör dediğim gibi scouting olarak çalışıyor ve bu bota bağlanabilir bir indikatör olduğu için benim nacizane tavsiyem şu arkadaşlar. Bu tarz indikatörlerde kar oranını minimize tutmak en iyisi. Neden? Bakın burada 0.2 kar girmişim. 0.2 görmüş olduğunuz gibi. Ne oluyor? Buradan bizler sirkülasyondan para kazanıyoruz. Yani bu bizim için çok önemli. Sirkülasyondan para kazanıyoruz. Bazı durumlarda zaten görmüş olduğunuz gibi mesela 5 kademe aldırmış. Atıyorum 4 kademe aldırmış. Atıyorum 5 kademe. 10 dolardan hesaplarsanız 50 dolarınızın %0.2'sini alıyorsunuz. 1 kademe 1 dolarınızın %0.2'sini alıyorsunuz. Bu size çok küçük geliyor olabilir fakat e, tamamen resmi büyük bir şekilde görmeniz gerekiyor. Yani bu ne demek? E, şöyle bakabilirsiniz olaya. Bir gün boyunca bunun hiç durmadan çalıştığını düşünün ve bu bakın 5 dakikalık zaman diliminde şu anda bunu görüyorsunuz. Burada 7 kademe hatta burada 9 12 kademeye aşırdığı durumlar da var. Bunu tamamen bütçe ayarlamasını kendiniz çok iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Birçok grafikte bu indikatörü test edebilirsiniz. Ben şu anda herhangi farklı bir grafik açtım sizlere göstermek için. Şu anda Doge grafiğindeyim ve 5 dakikalık grafikteyim. Burada da görmüş olduğunuz gibi bakın tabii ki de bazı osilatörlerde olduğu gibi bu osilatörde de indikatörün bileşen osilatörlerinde de uyumsuzluğa girebilecek durumlar var. Yani bu nedir? Grafik aşağı doğru düştüğünde bizlere long kaldırdığı durumlar olabiliyor arkadaşlar. Bunun için de isteyen arkadaşlarımız stop koyabilme özelliğini de hemen sizlere buraya koydum. Ben şu anda stopsuz kullanıyorum. Ama DCA indikatörlerinde stop çok öner Bilmiyorum. Fakat yine de mutlaka koyabilirsiniz. E, Düşük büyük hiç fark etmez arkadaşlar. İndikatörüm bakın fark ettiyseniz tüm videolarımda sizlere olumlu veyahut olumsuz bir özelliği varsa söylemeye çalışıyorum. Çünkü sadece ve sadece sizlerin işine yarayabilecek indikatör, indikatörler paylaşmaya çalışıyorum. E, çoğu kanal olduğu gibi e, nedir onun ismi herkes diyor ki bu indikatör çok iyi, çok güzel, çok vesaire şöyle böyle hiç kötü bir özelliğini anlatmıyorlar ama bu kadar herkesin anlattığı gibi mükemmel bir indikatör olsaydı zaten işler çok farklı olurdu arkadaşlar. Her indikatörün olumsuz özellikleri mutlaka oluyor. Bizim premium indikatörlerimize dahi oluyor arkadaşlar. Olmama ihtimali yok zaten. Dediğim gibi tamamen %100 mükemmel çalışan bir indikatör olsa zaten kimse bunu göstermez. Direkt çalıştırır takır takır işine bakar. Ee, dediğim gibi bu da e, benim sizlere nacizane bir tavsiyem olsun. Önemli olan başarı oranı yüksek bir indikatör kullanmaktır. Örnek veriyorum bizim ROC indikatörümüz. Bunu da e, dediğim gibi videolardan bakabilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bazı durumlar var. Hemen şöyle bir ölçüm yapalım. Grafik %10'a yakın bir yükseliş sergilemiş ve bakın görmüş olduğunuz gibi komple short işlem açmışız burada. Bu e, bize neyi getiriyor? Avantaj olarak şu arka Arkadaşlar içeri daha fazla para soktuğumuz için karımız çok daha yüksek olabiliyor. Burada bakın 0.2 yapmışız. 10 dolarla hesaplarsak 120 doların 0.2'sini bizler burada almışız. Kar olarak almışız. Negatif özelliği de şu. İçeri daha fazla para sokuyoruz ve sürekli grafik yükseliyor. Bizlere negatifi de bu. Çok daha fazla yükselirse eğer yani ciddi bir yükseliş yaparsa burada sıkıntıya girebiliriz. Fakat yine korkmamız gereken herhangi bir durum yok. Elimizde eğer paramız bakiyemiz varsa yatay piyasada da dahi e, bizim çünkü kademelerimiz yüzdelik düşüşe göre açılmadığı için tamamen indikatörü vermiş olduğu sinyale göre kademe açıyoruz. Ondan dolayı da grafiğin düşmesini yükselmesini beklemeden yatay pozisyonda olsak dahi tekrardan kademe alımı yaparak çok daha basit bir şekilde işlemlerimize devam edebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum sizlere. Ondan dolayı kullanımı çok basit bir indikatör. Bunu DCA'sız bir şekilde de kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacaksınız peki? Ayarlar bölümünden hemen biraz da sinyal düzeneklerini ayarlarını daha da açarak bir veya maksimum 2 kademeye göre de tabii ki de bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir indikatör. Benim sizlere ücretsiz olarak tahsis etmiş olduğum indikatörlerin arasında en çok beğendiğim indikatörlerden bir tanesi. Şu anda ekranda Açmış olduğum 3 tane grafik gezdik sizlerle beraber. Bu 3. grafik. Herhangi hiçbirinde bir problem görmediniz. Bakın ve ben genelde videolarımda rastgele grafik seçiyorum alt taraftan. Yani öyle işte daha önceden belirlemiş olduğum grafikleri sizlere göstermiyorum. Tamamen rastgele grafikler açıyorum. Ve bu da dediğim gibi herhangi bir problem göstermedi bize. Videomuzda da sizler de dediğim gibi kendiniz deneyin. İndikatörün linkini videonun açıklamalar kısmında bulacaksınız arkadaşlar. Açıklamalar kısmından indikatörün linkine tıkladığınızda aşağıda hemen favori favorileri ekle bölümü var. Ona tıkladıktan sonra hemen grafiğinizdeki indikatörler bölümüne yani şu kısımdaki favori indikatörler bölümünüze sizin de gelmiş oluyor arkadaşlar. Oradan da indikatörü çatır çatır rahat rahat ücretsiz sonsuza kadar kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sizler için yine elimden geldiğince bu şekilde güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizin de beğenmiş olduğunuz bir indikatörünüz varsa eğer kodlama mı istediniz onu da bana lütfen özelden mesaj atın ya da videonun açıklamalar kısmında e, yorumlar kısmında bunu benimle paylaşırsanız size özelde bir indikatör kodlaması yaparım ki tüm arkadaşlarımız bu indikatörden faydalansın. Şimdi gelelim bizim diğer indikatörümüze. Rokko. Bu indikatörümüz arkadaşlar bar kapanışı olarak çalışır ve ciddi derecede kusursuz mükemmel yüzdeler yakalıyor. Görmüş olduğunuz gibi yüzde %26'ya kadar bir kar yakalamış arkadaşlar. Bunun bu indikatörün kar oranı gerçekten kusursuz. Hiç kesinlikle ve kesinlikle benim şu ana kadar e, görmüş olduğum, yapmış olduğum en iyi trend indikatörlerinden bir tanesi ciddi anlamda çok yüksek karlar çıkarıyor. Bu indikatörde sadece dikkat etmeniz gereken tek şey şu arkadaşlar. O da yatay piyasada dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. Yatay piyasada sizlere sıkıntılı durumlar yaşatabilir. Yani sıkıntıdan kastım şu. E, öyle ciddi bir problem değil de. Görmüş olduğunuz gibi bakın şurada. Ne oluyor? Şu anda 5 dakikalık grafikteyim. Bu arada bu indikatör mutlaka 15 dakika ve üstü grafiklerde kullanılması gerekiyor ki hemen e, sıkıntılı durumlarda stopumuz olup ciddi yüksek karları rahat rahat yakalayalım. Demek istediğim olay şu. Bakın burada bir long e, girişimiz olmuş. Hemen şöyle bir kar hesaplaması yapalım. Şuradan bakmış olduğumuz zaman tekrar şöyle basalım. Не очень, я чё мне. Videolarda kesme biçimi yapmamak için biraz bekletiyorum. %31'e kadar çıkmış. Hadi buradan sinyalden sinyale kadar olduğunu düşünelim bunun. Bakmış olduğumuz zamandan da yani ciddi bir kar bize vermiş oluyor bu indikatör. Bakın buradan buraya da %15'lik kar sağlıyor. 15 dakika bir saatlik grafiklerde ciddi kar sağlıyor. Bu kesinlikle kaçınılmaz bir gerçek. Fakat şöyle bir durum var. Bakın bazı uyumsuzluğa girdiği durumlar olmuş olabilir arkadaşlar. Burada mesela bu tarz durumlarda ne olacak? Atıyorum %3, %2 stopunuzu koyacaksınız. Bakın, stopunuzu koyduğunuz zaman hiç problem değil. Niye zaten çünkü oradan atıyorum %10 yakaladınız, %15 yakaladınız. Burada da keza aynı durum. Burada da yine %2 stopunuzu koyacaksınız. Çünkü niye? Oradan %10, %15 yakaladınız. Mesela şurada da bir short işlemi vermiş bize. Buradan bakalım %13. Yani dediğim gibi hiçbir indikatör kusursuz değil. Hiçbir indikatör mükemmel çalışmıyor. Bu bizim en başarılı trend olarak en iyi verim aldığımız indikatör ama bakın burada da yine uyumsuzluk durumları mutlaka karşımıza çıkıyor. Yani hiçbir indikatörde dediğim gibi öyle mükemmel bir çalışma ortamı yok burada dediğim gibi önemli olan bizim için bizleri saptırmayacak yani saptırmayacak dediğim şey şu bizlere saçma sapan sinyaller vermeyecek e, bizleri doğruya yönlendirecek indikatörler lazım şimdi burada bu görmüş olduğunuz grafikte farklı bir trend indikatörü açsam orada tekrar short verecek orada long verecek bizi paramızı ponçik edecek ondan dolayı bakın %47'lik bir yükseliş var bunu görmek gerçekten kolay değil çoğu indikatörde yani bir gösterir ama 10 zarar verir o yüzden bu indikatörümüzde de böyle bir durum kesinlikle yok şükürler olsun herhangi bir problem yaşamadık Rockway'a da bakabilirsiniz diyorum ve videonun sonuna gelelim Arkadaşlar bu zamana kadar buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum İnşallah bir sonraki videolarda da tekrar tekrar görüşmek üzere likelarınızı yorumlarınızı ve kanalımıza abone olmanızı sizden bekliyorum Çok teşekkür ederim tekrardan görüşmek üzere